soruları çok zor. Ha, bu arada kim şampiyon olur anketimiz vardı. Orada son durum ne oldu? O geliyor mu? Ha, ekrana yansıdı. Kim şampiyon olur anketimiz. Hemen şöyle bir bakayım. Beşiktaş %35. Fenerbahçe değil mi o ikinci sıradaki? Evet, %27. Evet. Galatasaray %38. Orada mı yazıyor? Anket hocam, devam ediyor şu sağda. Ve senin bu tarafta da var hocam. Senin göremeyeceğin yerde. Buralar hala verilmiyor. Hocam boynunu ağrıyacak yine. Boynunu ağrıyacak. Değil mi? Twitter üzerinden oy kullanmaya devam edebiliriz bu arada. Ne kadar oldu bu arada katılım arkadaşlar? %35. 7500'ü bulmuşuz. Onu vermiştik paylaşımı. %35, %27, %38. Enteresan. Galatasaray fikstürüne güveniyor. Diyor ki futbol garanti yok. 6 puan doğru mu? Alır. Galatasaray takımı 6 puan alır. Öyle yani ligi ona göre de yani üstündeki Fenerbahçe ve Beşiktaş öyle hesap etmesi gerekir. 6 puan alır. Denizli'yi de yener, Malatya Spor'da yener. Peki hemen pozisyonlar gelsin o zaman. Bakalım pozisyonlara. 1 numaralı pozisyon. Larry'nin golü ama VAR devreye girdi. Karşıdan Tarık Ongun da bayrağı çekmiş. Pozisyon bu. Ya ne kadar milimetrik işler. Çözebiliyor musunuz? Şimdi kolay değil çözmek. Larry mi o, Montero mu? Wellington. O Larry değil ki. Yanlış almışız. Wellington'un golü. Çizgilerde net gösteriyor zaten. Yani kırmızı epey önde. İkisini. Kırmızılı oyuncunun omzundan yani alıyor. Siyahlı oyuncunun. Ya hepsini koldan almış Ender yani. Koldan. Şuradan alıyor. Ya ben sana söyleyeyim, ben hiza gibi görüyorum ha. Bilmiyorum da. Koldan alıyor. Omuzdan alıyor. Ama bak çizgileri koldan. Yani vardan gelen fotoğrafa baktığın zaman koldan almışlar. Burada durabiliriz. Burada kalsın diye görülüyor. İz düşümü mü orası acaba? İz düşümünden mi almış? İz düşümünden almış. Pardon. Arkada da bir oyuncu var Galatasaraylı bak. Öndeki değil, arkadakinden mi alacağız? Yok, öndekinden al. Öndekinden. Öndekinin eli ama o. İz düşümünü almış Ender. Günahını almayalım. Elin üstünden geçiyor. Ne diyorsunuz hocam? Burada top çıkmış mı, çıkmamış mı? Top ayağından çık. Top uzamış biraz. Amerikan futbolunda biraz, evet. Hani toplar vardır ya böyle. Ne denir ona böyle? Yumurta gibi. Evet. Top yumurta gibi abi. Yani bana bir çıktı mı çıkmadı mı söyler misiniz? Oradaki oynayacağım bir milim orayı %100 değiştirir. Ben Türkiye'deki bu olaylara inanmıyorum. Hocam bu Riva'daki VAR merkezinden. Var yani o şey. İnanmıyorum. Riva'daki VAR merkezinden gelen görüntü bu. Ben bu işlere inanmıyorum. Geçenlerde maviye kırmızıyı üst üste koydular ya. Hakikaten öyle. Öyle bir pozisyon var. Geçen üst üste koydular. Evet. Gene topa baksana abi. Top vurulmuş mu, çıkmış mı, çıkmamış mı? Beşiktaş'ın ağları bulan ama gol değeri kazanmayan pozisyonu bu. Bu ayaktan çıkalı çok olmuş hocam. Evet. Gölge bırakmış oraya, evet. Hava bırakmış hava. Ondan bahsediyorum. Burada hocam, bir saniye önce çekse belki offside değil hocam şurada. Bir salise önce çekse hocam. Topa dokunduğu an bu iş. İşte hocam çıkmış topakla. Ayaktan çıkalı yarım metre olmuş. Orayı var ya 50 santim tesir ettirir. Ben bunlara inanmıyorum arkadaş. Frame frame bakması lazım. Tabii. Yani ben kare kare bakması lazım. Yalnız var stattaymış. Niye? 9 tane maç var, 10 tane maç var. Bu maçınkini stada mı koymuşlar? Ben yukarıdaydım, spor servisine öyle bir haber geldi. Bazılarınınkini öyle yapabilirler ama bu maçınki öyle miymiş bilmiyorum. Ben öyle duydum yani, stattaymış. Nasıl yapmışlar? Hocam geçen hafta sormuştum ya, 10 maç hepsi VAR merkezi yetmiyor. Mobil VAR arabasını götürüyorlar o zaman. Ama derbiyi demek ki Gürcan öğrendi, derbininki stattaymış. Spor servisine... fark etmiyor. Ali Veli. Biz burada pozisyonu bir kare öne alabiliyor muyuz? Biz bir kare öne alabiliyor muyuz arkadaşlar bunu? Bu açıda. Bir kare geri almamız lazım. Geri alabiliyor muyuz? Top uzamış gözüküyor. Bu top ayaktan çıkalı yarım metre olmuş. Yarım metre. Yine orada bir ayar yapmışlar. Bak tam vururken biraz geri. Tabii geriye. Tam evet, temas ettiği an. Erman Hoca'nın söylediği gibi çok değişti. Biçimden buna kadar farklı. Tabii. Tam temas ederken yani şu ayak topa değerken. Diğer ayağı şu an şuradan bakmamız lazım. Bir karşıya verebilir misiniz? Şu an temas var. Şuraya verebilir misin bir an için? Bak vur hocam şimdi topa. İlk topu bak şu anda temas var. Topa vurmamış da hocam. Daha vurmadı. Hocam temas var. Topa vurmak topa değil. Temas var. Topa değilim, yok evet. Da hocam. Var. Burada temas var. Şurada temas var. Hocam o sağ ayağı topun yanında vur abi o zaman. Aldıktan sonra. Peki vur. Buyur. Bak sol ayağınla vuruyor. Sol ayağını tamam göremiyoruz abi, biz orada. Şu an temas var. Hayır abi çıkmış top. Tam temas şu an. Arkadaş top tam çıkmış. Şu an tam temas var. Allah Allah. Bak şimdi ya vur. Çıkmış top. Demin var burası bunu yok. Gösterdi. Gürcanların oradakiler açabilir hocam, miyiz? Çok doğru. O tarafı göstermiyor. Bir salise de yerde sürüyor. Şu an değil. Bunu hocam, gösterdi. Evet. Burada bunu durmak lazım. Bir yeri burada durmak lazım. Tam burada. Tam burada. Evet doğru. Tam burada durmak lazım. Evet. Temas buradan tam değil. Şimdi. Temas tam bir şimdi. Bir salise de değiştiriyor. Topun ben bunlara burası. İnanmıyorum abi. Hocam dedi doğru. Siz inanıyorsanız hayırlı işler ya, tam şimdi hangi dedi takım olursa olsun ben inanmıyorum abi. Hocam ben şu an topa temas yok. Galatasaray'ın golündeki ofsaytta da şeyim hocam açı çok enteresan. Burada şimdi hemen hemen dik durumdan çekiyor. Öbür pozisyonda çok yatay bir çekiş var. Yani enteresan. Neye göre ayarlıyorsun? O varın şeyi nerede? Tarık Olgun durduğu yer çok doğru yer yalnız. Evet. Bir de çok tecrübeli bir yan hakemden bahsediyoruz. Ya bana göre de doğru şimdi esas vurduktan sonra değil tam temas ederken. Hocam şu an temas yok bile. Bak ayağı yani, açık. Ya, sol, gelsin o zaman biraz daha sol ayak. Benim düşüncem biraz geri. Wellington offside. Yani benim düşüncem Wellington offside. Yani bu nasıl şurada, bir şey ya? Ben bir de Tarık Ongun da iyi bir yan hakem. Yani niye olmuyor o peki? Topa temasa durdurmuyor. Çok vurduktan sonra duruyor. Temasta durdurmuyor. Evet. Ama biz durduramıyoruz onu hocam. Onlar orada durduruyor. Ya bu bize gelen görüntü değil mi? Bize gelen görüntü. VAR'ı böyle verdi. VAR'ın görüntüsünü getirin. Bir adım var değil mi bizde? Var. Getirin VAR'ın görüntüsü bu işte. Şimdi göreceksiniz. Vardı da o. Arada bir frame daha olması lazım ama. Evet. Ya bir kare daha olması lazım. Ender olmasa bile. İşte buyurun. Geriye çekten Ghezzal ortalamadan önce yine Wellington yani önde acaba? Gibi görünüyor. Wellington önde gibi görünüyor. Evet. Yine vurmadan önce bu değil. Bu yanlış. Bir adım bu yanlış. At. Bir adım geri at. Top ilk temas yani temas ettiğinde o anda çizilecek mutlaka. Aldı mı? Alsın. Bu Badinki bu. Abi ben olaya Fener, Beşiktaş, Galatasaray diye bakmıyorum. Ben olaya kökünden inanmıyorum diyorum. Doğru. Bir kere çizgiler arasında bu kadar fark yok abi. Evet. Yani offside veya değil ama bu bizim gördüğümüz fotoğraftaki VAR fotoğrafındaki gibi bu kadar fark yok. Bunlar birbirine değiyor abi. Şu çizgilerin birbirine... Üst üste koydular hoca. Tabii. Hocam üst üsteyse oynayacaksın. Anlamam. İngiliz oynatıyor. Üst üsteyse. Bu pozisyon için ne diyorsunuz genel olarak? Ya, benim düşüncem çok az olsa bile yani Wellington'un offside olduğunu düşünüyorum ben. Şu an top biraz uzamış. Ayaktan çıkmak üzere. Bunu bir kare daha geri almak lazım. Alınca da bambaşka bir görüntü geliyor. Hayır geri aldığı şeyine söylüyorum. Benim görüşüme ben buna göre... söylemiyorum. Bu doğru. Bu yanlış görüntü. Topu vurmadan Ghezzal'ın... Şöyle değerli izleyenler hani siz görmüyorsunuz ama... VAR'daki çizgi çekilmiş görüntüyle bunun bir kare önceki hali arasında topa vurmayla topun ayaktan çıkması arasındaki o değme anı gözükmüyor. Değil mi? Öyle özetleyebilirim herhalde. Değme anı görünmüyor ama ayak daha topa değmeden oradaki görüntüde de ben Wellington'u kesinlikle önde görüyorum ve offside. Ben de önde görüyorum. Bir de bunu konuşuyoruz. Biraz sonra gelecek görüntülerle neler göreceğiz. Ya bir de Tarık Olgun doğru yerde duruyor değil mi hocam? Evet. Yani Tarık Olgun çok doğru yerde duruyor. Bir de çok dediğim gibi çok tecrübeli bir hakem. Yere eğmiş hafif kafasını da. Evet. Yani çok doğru yerde durmuş. Peki ikinci pozisyona bakacağız ama zaten duran top olunca mecbur duracak hocam. Duruyor. Bir pozisyon daha verelim. Haklısın hocam. Tabii mutlaka. Bazıları durmuyor bile hocam. İkinci pozisyonu da verelim öyle geçelim. Don Katiba burada ne verildi ya? Penaltı. Hiçbir şey verilmedi. Oyun bu devam ediyor. Penaltı değil Erman hocam. Bu penaltı pozisyonu değil. Yok yok o değil. O ön direğe gitti orada Atiba. Donk o zaman yaptı penaltıyı. Donk'un ayağından basıyor. Bu Beşiktaş ceza sahasında. Donk basıyor. Bu yine hücumdayken yapılan bir pozisyon. Yani Donk hücumdayken Atiba'nın aşiline basıyor. Donk faul yapıyor. Galatasaray korner kullanırken Galatasaray köşe vuruşu kullanıyor. Evet. Ayağına basmış. Kart mı? Net bir şekilde faul ve kart. Bu Donk çok fazla. Bunları yapıyor ama oyun nasıl başlıyor? Bu korner köşe vuruşu. Burada bir şey vermedi değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey vermedi oynadı. Devam etti burada. Bir şey gelmedi. Burada normal devam etti oyun. Burada bir sarı kart gerekir tabii, değil mi? Penaltı pozisyonda da ikinci sarı olurdu. Kırmızı olurdu burada sarı verseydi. Tabii. Burada bir sarı kart gerekebilir. Ne dersiniz Erman hocam? %100. %100. Peki bu müzik reklam müziği. Reklama gidelim. Pozisyonlara devam edeceğiz. Ve başkentteki basın toplantılarını da daha ekrana getirmedik. Onu da ekrana getireceğiz reklamdan sonra.